Avrupa'ya gelmek isteyen mülteci arkadaşlara bazı tüyolar vermek istiyorum. Öncelikle bu kararınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Çünkü bu karar gerçekten hepimiz için bir win-win-win, yani kazan 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 durumu. Avrupa'da sizi iyi bir hayat bekliyor. Çünkü özellikle Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre gibi devletler gelen mültecilere aile başı 1600-1700 euro gibi bir sosyal yardım yapıyor her ay. Buraya gelen mültecilerin çoğu iyi arabalara binmeye, kısa zaman içinde iyi arabalara binmeye, iyi evlerde oturmaya, hatta iş yerleri açmaya başladılar. Hiçbir şekilde emniyetiniz açısından tedirgin olmayın. Evet, Avrupa'da bir ırkçılık var ama ırkçıların çoğu sizi gördüğü yerde yolunu değiştiriyor. Ve bu ırkçılar Avrupa'nın belli bölgelerinde yaşıyor. Mesela Almanya'nın doğusunda. Gidip oraya yerleşmezseniz hiç o duruma maruz kalmazsınız. Aksine burada iyi bir Arap topluluğu var, bir mülteci topluluğu var. Sokağa çıktığınız zaman, çarşıya çıktığınız zaman toplu halde gezdiklerini göreceksiniz. Onlar size zaten hoş geldin diyecek. 1600-1700 euro az bir para değil her ay. Yani bir nargilenin fiyatı 7-8 euro. Bir ekmeğin fiyatı 1,5-2 euro. Oradan ele alırsanız bu paranın size rahatlıkla yeteceğine kanaat getirirsiniz diye düşünüyorum. Türkiye'ye ciddi bir yük oldu mülteciler. Bunu da takdir edersiniz. Çünkü biz zaten sizin ülkenizdeki savaştan dolayı ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu her vesileyle dile getiriyor. 35 milyar dolar gibi yüksek bir rakama mal oldu. Bu yükü Avrupa'nın çok daha rahat taşıyabileceğine inanıyorum. Çünkü zaten sizin ülkenizdeki savaşın silahlarını satan Batı. İyi para kazandılar oradan. Bu parayı da size, sizin için harcamaktan çekinmeyeceklerinden eminim. Yalnız sizden ricam, gelirken lütfen emniyetli yolları seçin. Sizin buraya gelmeniz buradaki İslam toplumuna da kazandıracaktır. Çünkü buradaki ırkçıların en büyük korkusu buradaki Müslümanların kalabalıklaşması. Sizin gelen her bir mülteci buradaki İslam toplumunu güçlendirecektir. Yalnız gelirken sizden ricam, emniyetli yolları seçin. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Allah muhafaza. O denizlerde boğulan göçmen görüntülerini görmek istemiyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek